Hepinize merhaba PUBG Mobile severler. Yükselen Yıldızlar turnuvası yaklaşırken bir yandan da ekiplerimizdeki transfer hareketliliği de sürüyor. Bekletmeden haber bültenimize geçiş yapalım. İlk haberimiz Yükselen Yıldızlar turnuvasından. Yükselen Yıldızlar turnuvası 4. sezonu için yarı final ve final maçlarının takvimi belli oldu. 17 Temmuz'da kayıtları başlayan turnuvanın kayıt işlemleri 10 Ağustos itibariyle bitmişti. 12 Ağustos ve 19 Ağustos tarihleri arasında turnuvaya kayıt olan takımlar ön eleme aşamasından geçecekler. 32 takım arasına kalan takımlar ise yarı final etabına geçecek. Yarı final maçları 23 Ağustos'ta başlayacak ve 4 gün sürecek. Yarı finalde A ve B grubu olmak üzere 2 grup mücadele edecek. Bu gruplarda ilk 8 içinde yer alan takımlar ise finallere yükselmeye hak kazanacak. Büyük final 31 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında İstanbul YSEA Sports Arena'da offline olarak yapılacak. 16 takımın finallerde yarışacağı turnuvada günde 6 maç oynanacak ve 12 maçın ardından şampiyon takım belli olacak. 600.000 TL ödüllü turnuvanın şampiyon ekibi 110.000 TL kazanacak. Finallerin MVP'si ise 27.000 TL'lik ödülün sahibi olacak. YMS Elemeya'da mücadele edecek ekiplerin tamamı belli oldu. Geçtiğimiz hafta oynanan Avrupa elemelerinin ardından Team Spirit ve Dagestan PMS Elemeya'da mücadele etmeye hak kazanmıştı. PMS Elemeya bahar mevsiminde mücadele eden 3D Max'in yerine Dagestan turnuvada boy gösterecek. Bununla birlikte Orta Doğu ve Afrika bölgesinin eleme maçları bu hafta içinde oynandı. 4 günlük maratonda takımlar 24 maç oynadı. Bu maçların sonucunda Brute Force, Silent Hell Esports ve K21 Esports PMS Elemeya'da mücadele etmeye hak kazandı. Silent Hell Esports'un PMS Elemeya'ya yükselmesinin ardından For Miracle Vibes, Silent Hell Esports'un haklarını satın aldı. Silent Hell Esports kadrosuyla yoluna devam edecek olan ekip, PMS Elemeya'da For Miracle Vibes olarak mücadele edecek. Turnuvanın büyük sürprizi ise Moneymakers'ın elenmesi oldu. 2024 yılının ilk bölümünde oldukça başarılı bir performansa imza atan ekip, PMS Elemeya güz mevsimine kalmayı başaramadı. Moneymakers'ın yanı sıra geçtiğimiz bahar mevsiminde PMSL'de mücadele eden Onyx Ravens kadrosu da PMSL'de mücadele edemeyecek. Orta Doğu ve Afrika elemelerinde iddialı takımlar da PMS Elemeya'ya kalamadı. Bunların arasında GK Esports, R8 Esports, Team Riot gibi ekipler de bulunuyor. Bu ekiplerin PMSL Elemeya'ya kalamamaları K21 Esports'un haklarını satın alabilecekleri anlamına geliyor. Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili gelişmeler de olabilir. PMSL Elemeya'ya katılacak takımların tamamı belli olmasına rağmen turnuva takvimiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak turnuvanın Eylül ayının ortalarına doğru başlaması bekleniyor. Bir aylık bir serüvenin neticesinde Ekim ayının ortalarında şampiyonumuz belli olacak. İlk 5 içerisinde olmak PMGC'yi oynamak için büyük bir fırsat. Bu nedenle ekiplerimiz çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu karşılaşmaya kadar biraz problem yaşadık. PMS Elemeya güz mevsimi yaklaşırken sürpriz bir ayrılık yaşandı. Beşiktaş Esports ve Black Esports yollarını ayırma kararı aldı. Beşiktaş Esports'un yaptığı açıklama şu şekilde. Beşiktaş Esports olarak Black Esports ile olan ilişkilerimizi sonlandırmış bulunmaktayız. Kulübümüzün amacı her zaman katıldığımız oyunların liglerinde en üst sıraları oynamak ve Beşiktaş'ın ismini gururla temsil etmektir. 2025 yılında da PUBG Mobile'ın ülkemizde yapacağı yatırımları ve uygulamaları değerlendirip buna göre Beşiktaş Esports'a yeni bir yol haritası çizmeyi planlıyoruz. Her zaman Beşiktaş için terimizin son damlasına kadar çalışmaya devam edeceğiz. Saygılarımızla ifadelerine yer verildi. Uzun süredir PUBG Mobile arenasından uzak kalan Beşiktaş Esports, Black Esports ile birleşerek yeniden PUBG Mobile Esports'a geri dönüş yapmıştı. Yıldızlar Ligi bahar mevsiminde Peace, Kımız, Marso ve Ripseven ile mücadele eden ekip 11.lik elde ederek istediği sonucu alamamıştı. Bunun sonucunda PMS Elemeya'ya katılım hakkı elde eden Melisa Esports'un haklarını satın alan Beşiktaş Black Esports, Hozer, Levis, Tospik ve Kırcalı ile PMS Elemeya bahar mevsimine katılmış ve 3.lik elde etmişti. Ülkemizi PUBG Mobile Dünya Kupası'nda da temsil eden Beşiktaş Black Esports finallere kalamamıştı. Ancak Yıldızlar Ligi yaz mevsiminde yeniden PMSL'e katılmak için mücadele eden ekip 6. sırayı alarak PMSL'e katılmayı başarmıştı. Bundan sonraki süreçte Black Esports olarak yoluna devam edecek olan ekip PMSL'e güz mevsimi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu karşılaşmaya Black Esports Beşiktaş Esports ile ayrılığının ardından S2C Esports'a transfer olan Marso'ya teşekkür mesajı yayınladı. Açıklamada, bugün PUBG Mobile oyuncumuz Nurullah Marso Tungut ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırıyoruz. Kendisine kariyerinde başarılarının devamını diliyoruz ifadelerine yer verildi. Marso geçtiğimiz Yıldızlar Ligi'nde Paradise Fire'da kiralık olarak forma giyiyordu. Yıldızlar Ligi'nin tamamlanmasının ardından Black Esports'a dönen Marso'nun yeni adresi S2C Esports oldu.
S2C Esports beklenen transferini görkemli bir video ile duyurdu. S2C Esports taraftarlarının uzun süredir beklediği transfer videosu yayınlandı. Uzun zaman önce haberleştirdiğimiz Marso transferi böylece resmiyete kavuşmuş oldu. Marso, Paradise Fire ile Yıldızlar Ligi yaz mevsimini 72 kill 24 asist ile tamamlamıştı. S2C Esports, Raze'in askere gitmesinin ardından oyuncu arayışlarına başlamış ve Marso'yu kadrosuna katmıştı. Raze'in dönüşüyle birlikte 5'li sistemde mücadele edecek olan S2C Esports, PMSL EMEA için hazırlıklarına son sürat devam ediyor. Alan artık kapanmaya devam ediyor. Sivay'ın eline DBS'ini çekti, kalktı ayağa kaya. Galatasaray Espor, Zesiye ve Son HB'yi kadrosuna kattı. Geçtiğimiz ay takımın tecrübeli isimleri Lovazin ve Raum ile yollarını ayırdığını duyuran Galatasaray Espor, Oğlu Espor'dan Zesiye ve Son HB'yi kadrosuna kattı. Kadrosunu tamamen dağıtmaya karar veren Galatasaray Espor, daha sonra aldığı aksiyonla birlikte Enjoy ve Owner P'yi kadrosunda tutmaya karar verdi. Böylece eski Beşiktaş Esports kadrosundan Enjoy, Zesiye ve Son HB, Galatasaray Espor'da yeniden birleşti. 2021-2022-2023 yılları arasında birlikte oynayan kadro, Türkiye Ligi'nde oldukça dominant bir performansa imza atmıştı. Zesi ve Son HB, Yıldızlar Ligi yaz mevsiminde Hovle Esports'ta birlikte oynadı. Zesi Yıldızlar Ligi'nde 40 kill 34 asist ile mücadele ederken, Son HB ise 69 kill 24 asist ile takımına katkı vermeyi başardı. Galatasaray Espor, PUBG Mobile arenasına adım attığı günden bu yana kayda değer bir başarı yakalayamadı. 2024 yılıyla birlikte Yıldızlar Ligi'nde bahar mevsiminde 11. olan takım, yaz mevsiminde finallere kalamadı ve taraftarlarına büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Buraya kadar izlediyseniz, videoyu beğenip kanala abone olursanız bizleri desteklemiş olursunuz. YouTube'un yeni özelliği olan Hype puanı vererek de bizlere destek vermiş olursunuz. Marso transferiyle birlikte PMSL ekiplerimizin kadroları da belli oldu. Sizce en iyi kadroyu hangi ekibimiz kurdu? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Hepinize iyi günler, sağlıcakla kalın.